Evet, arkadaşlar hep birlikte. Burada bulunan kurum temsilcilerine de söz hakkı verecek. Dur! Yeter artık! Bugün bizim açmış olduğumuz davanın sonucu olumlu olmasına rağmen tekrar keşfin yenilenmesine karar verildiği için bugün buradayız. Bu kararın halkın lehine olması için itirazlarımızı dile getirmek için buradayız. Geçmişte yapılan keşifte bilirkişi heyetinin bilimsel olarak lehimize vermiş olduğu rapor kararı doğrultusunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş iken bugün yeniden tekrar yeni bilirkişi heyetinin atanarak yeni keşfin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kentimizde son zamanlarda yaşam alanlarımıza ve özellikle yeşil alanlarımıza rant uğruna ciddi saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar her geçen gün artmaktadır. Bu saldırılar doğamızı katlederek, çevremizi kirleterek sağlığımızın bozulmasına neden olmaktadır. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği anonim şirketi olan MIP, mevcut limanın Atatürk Parkı'na doğru genişleme projesi de bir rant projesidir. Bu projesi hukuksuzdur ve kent yaşamına yapılmış bir saldırı olup Atatürk Parkı'nın yok olmasına neden olacaktır. Mersin'in simgesi olan Atatürk Parkı kentimizin akciğerleri olup halkın sosyal olarak nefes aldığı bir alandır. Mersin'de tarihten gelen bir değer olan Atatürk Parkı sürekli halkın kullanımında olmuştur. Liman genişleme çalışmaları Atatürk Parkı'nın halk tarafından kullanımını engelleyecektir. Atatürk Parkı bizimdir, bizim kalacak. Arkadaşlar siz böyle sessiz... 1870'lerde başlayan, hızla gelişen ve bugünlere gelen bir tarihçesi var. Bu tarihteki kentsel kurgu sürecinde bunların hepsi yerleri belirlenmiş. Yani liman nerede olacak, kent nerede olacak, yaşam nerede olacak, ticaret nerede olacak. Fakat son zamanlarda limandaki sırf ucuza ve hızlı ve hiçbir şeyi gözetmeden yapılan bu büyütme çalışması, ana konteyner limanını pas geçerek yapılan çalışma sadece hızlı bir şekilde ranta müthiş bir derecede hızlı bir şekilde kavuşmak amacıyla gözü parayla bürümüş insanların gaspından başka bir şey değildir. Bu süreç içerisinde İl Koordinasyon Kurulu olarak Mimarlar Odası'nı ya da benzeri Merçet gibi grupları kendi platformlarına çağırıp bunun faydasını ve biraz daha böyle polyanacı gönlü göstermeye çalışsalar da bununla ilgili hiçbir oyuna gelmeden bu sürece karşıyız. Çünkü bu süreç kentsel gelişime karşı olan yanlış bir süreçtir, insan yaşamına karşı olan bir süreçtir. Tüm kurgu sadece rant ve paranın ön plana çıktığı bir kurgudur, bir çalışmadır, bir süreçtir. Ana konteyner limanı ve onun da daha henüz yapılmamış fizibilitelerinin yapılıp yapılmasını ve bu mevcut büyümenin, parkı gasp eden büyümenin yok edilmesi ve önde durulması gerektiğine inanıyorum. Atatürk Parkı Mersin'in simgesidir. Atatürk Parkı'nı rant uğruna peşkeş çekenler, Atatürk Parkı'nı peşkeş çekerken Mersin halkını hiçe sayanlar şunu görmeliler. Burada sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri görmeliler. Burada halkı görmeliler, halkın tepkisini görmeliler ve halkın tepkisinden kaynaklı bundan bir an önce vazgeçmediler. Bizler sağlık emekçileri olarak şunu söylüyoruz. Lütfen bir insanın akciğerine bıçak vurmasınlar. Bırakmayalım. Hep beraber mücadele verelim. Katıldığınız için herkese teşekkürler. Kalbin yaşadığı yer akciğerdir. Akciğer olmasa nefes alamazsınız. Diğer insanlar gibi diğer canlıların da barındığı bir yerimizdir. Mersin'imizin en güzel biri ve ilk göz ağrısıdır. Buranın değişik amaçla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz de başkanım adına her zaman her şekilde yanınızda olduğumuzu sevgi ve saygılarla bildiririm. Tamam, yani biz şöyle bir gidelim. Keşfe katılacak olan insanlar var. Tamam, 3-5 kişi şöyle yürü, yanlışı yapalım. Bir zararımız yok yani. Evet. Tamam. Semra,
Tamam. Atatürk, Atatürk Parkı bizimdir, bizim kalacak. Atatürk.